Nagihan Alçı, sizinle devam edelim. Ne dersiniz? Barajın düşmesi yeni kurulan partileri ve totalde iktidarı ve muhalefeti nasıl etkiler? 5-7. Bir de bugün bir kulis haber vardı. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bir şerh koyarak en azından bahsedeyim izleyicilerimize de. MHP'nin %5 istediği, AK Parti'nin ise %7'den yana olduğu. Dolayısıyla henüz tam olarak bir uzlaşıya varmadıkları yönünde bir kulis haber de vardı. Böyle bir anlaşmazlık olur mu Cumhur İttifakı içinde ve genel olarak bu düşüş, yani barajdaki bu kısmi düşüş nasıl etkiler siyaset? Şimdi öncelikle ben de Yunus Emre'ye katılıyorum. Yani bu baraj tartışmaları aslında çoktan geride kalması gereken tartışmalardı. %10 barajı Türkiye'nin ayıbıdır. Bugüne kadar gelmesi, bugüne kadar sürmesi hakikaten temsil açısından ciddi bir problem. Ve doğru, başkanlık sistemlerinde zaten barajın varlık sebebi de ortadan kalkmış olur. Türkiye'de bir başkanlık sistemine geçtiğine göre baraj tartışmalarına bu minvalde, bu değişimi gözeterek yaklaşmak gerekir. Peki AK Parti örneğin bu sistemi getirirken neden barajı sıfırlamak istemedi? Şimdi AK Parti şöyle izah ediyor bunu. Diyor ki %10 barajından biz de memnun değiliz. Bunun düşmesini istiyoruz. Ama sıfırlarsak ya da işte %1'e, 2'ye falan düşürürsek bu defa çok parçalı bir meclis olur. Dolayısıyla buradan çok dağınık olur, karar almak zorlaşır, işte kanun yapmak zorlaşır vesaire diyorlar. Şimdi bunu bir kenara koyalım, bunu başından itibaren söylüyorlar. Hayati Yazıcı'nın %5 ya da %7 olur çıkışı sürpriz değil. Öncelikle onu hatırlatmak zaten lazım. Bu çünkü ikisi zaten konuşulurdu. Başından beri baraj düşecek tartışmaları başladığından beri bu rakamlar telaffuz ediliyor. Yani iktidar cephesi %5'lerde, 7'lerde bir baraj olması gerektiğini söylüyor. Ben MHP'nin %5, AK Parti'nin %7 böyle bir bilgi, yani bende böyle bir kulis bilgisi yok. Okuyorum ama doğrulatmış değilim. Her halükarda şunu söyleyebilirim. AK Parti ve MHP arasında baraj üzerinden kamuoyuna yansıyacak bir fikir ayrılığı kesinlikle olmaz. Yani bir baraj üzerinde anlaşılır ve bunun üzerinden bu tartışmalar devam eder diye düşünüyorum. Ama %7'nin yüksek olduğu açık. Yani bence hiç baraj olmaması gerekir. Hadi bir psikolojik baraj. Şimdi %10'la yıllarca yaşadı bu ülke maalesef. Yani 12 Eylül'ün biraz önce hatırlattığın gibi önemli noktalarından biri. Hem İslami partilerin hem Kürtlerin siyasete girmesini engellemek için özellikle koyduğu bir bariyerdi %10 barajı. Şimdi bunun düşmesi söz konusuyken bari yıllar sonra bunu %0 psikolojik olarak zor geliyorsa %2'ye, 3'e falan düşürmek önemli diye düşünüyorum. Mecliste ne kadar yüksek temsil olursa o kadar demokrasi açısından herkesin kendini gördüğü bir noktaya gider Türkiye. Ama büyük olasılıkla %5'in altında bir paket gelmeyecektir. Tartışmalar onu gösteriyor. Çok, çok.